Merhaba, ben Slava Özdemir. Esfit kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün çünkü yeni setimizi birlikte deneyeceğiz. Bu set bel ve sırt kaslarınızı güçlendirmeye yönelik egzersizlerle dolu olacak. Şimdi yapacağımız 9 egzersizi ekranında göreceksin. Bugün de bir önceki sette yaptığımız gibi bir sonraki egzersiz sol üst köşede çıkacak. Bütün egzersizleri 10'ar tekrar yapacağız. Eğer mevcut fiziksel ya da fiziki egzersizleri kısıtlayacak bir rahatsızlığın varsa bu sete başlamadan mutlaka doktorunla danışmalısın. Eğer egzersizler esnasında rahatsız edici bir ağrıyla karşılaşırsan egzersizlerin daha kolay haline geçmelisin. O da kötü ederse hemen durmalısın. Kendini zorlamak bu set için tavsiye etmem. Bugün yapacağımız egzersizler keyif getirmeli. Kesinlikle tüm egzersizleri yavaş yapacağız ve ani hareketlere hayır. Bugün çalıştıracağımız bölgeler çok hassastır ve ani hareketler sakatlığa neden olabilir. Biz de tabii ki de bunu istemeyiz. Şimdi eşofmanını ve spor ayakkabını giydiysen hemen kanalımı takip et ve setimize 3 dakikalık ısınmayla başlayalım. Isınmaya nefes egzersizi ile başlıyoruz. Aşağıdan yukarıya ilerleyeceğiz. Sırayla bütün eklemleri ve kasları ısıtacağız. Ayak bileklerimizi ısıtıyoruz. Diğer ayağa geçelim. Şimdi ise iki dizimizi de ısıtıyoruz. Ve içe doğru. Yan eğilme hareketiyle devam edelim. Sağ, sol ve ileri yapalım. Dizlerimizi iyice ısıtmak için 15 tane hızlı çömelme yapıyoruz. Sırtını düz tutmaya özen göster. Sıradaki egzersizimiz gövde dönüşleridir. Bu egzersiz bel kaslarını, karın kaslarını ve omurganı güzelce ısıtıyor. Omuzlarımızı ısıtmak için kollarla dairesel hareketleri yapmaya başlayalım. Dirseklere geçelim. Bilekleri de ısıtmak çok önemli. El desteğiyle olan egzersizlerde soğuk bileğin sakatlanma ihtimali çok yüksektir. Son birkaç saniyemiz var, onları da boynumuza ayıralım. Dairesel hareketleri yapalım. Diğer tarafa. Sağa doğru boynumuzu tutalım, yukarıya ve aşağıya bakalım. Aynı hareketi sol tarafımız için tekrarlıyoruz. Ve setimize başlayabiliriz. İlk egzersizimiz için masa pozisyonu alıyoruz. Nefes alırken kalçamızı aşağıya indiriyoruz. Verirken de yukarıya doğru kaldırıp leğen kemikleri hafif yukarıya doğru itiyoruz. Boynu düz tutmaya özen göster ve çeneni göğsüne getirme. Geri de tut.
Bu egzersizi yaparken çalıştırdığın kasları hissetmek çok önemlidir. 10 kez yapıyoruz. Bir sonraki egzersiz için yere oturuyoruz. Bir sonraki egzersizimiz ters mekik olacak. 5 saniyede gövdemizi geri getiriyoruz. Ama yere yatırmıyoruz. Alt noktada kasların ve gövden titreyebilir ve bu doğru bir şekilde sınırını zorladığını gösterir. 5 saniyede yavaş indiriyoruz. Şimdi birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve yukarıya kaldırıyoruz. Egzersizimizi toplam 10 kez tekrarlıyoruz. Ani hareket yapmıyoruz. İndiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yavaşça kalkıyoruz. Boynumuzu ve gövdemizi düz tutmaya özen gösteriyoruz. Bel kasları ve karın kaslarımızı güzelce hissediyoruz. Sağa sola bakmamaya özen gösterin. Öne bakıyoruz. Kesinlikle ani hareket yapmıyoruz. Bir sonraki egzersizimizi mutlaka daha önce görmüş olmalısın. Kedi çok popüler bir yoga egzersizidir. Yukarıya doğru büküldüğünde kor kaslarını yani diyaframın olduğu yer ile kendini yukarıya itmelisin. Boynunu fazla zorlamamaya dikkat etmelisin. Bu egzersizi yaparken her bitiş noktasında 1-2 saniye için duruyoruz. On kez tekrarlıyoruz. Yukarıya kalkıyoruz. Ve aşağı indiriyoruz, belimizi güzelcene büküyoruz. Dizlerimizi 90 derecede tutuyoruz, kalçamızı geriye getirmiyoruz. Başlangıç pozisyonu değiştirmeden çaprazları yapalım. Sol el ve sağ bacağı düzleştirip dizi ve dirseği kendine doğru çekerek ortada birleştiriyoruz. Havada kalan el ile bacağı indirmiyoruz ve dengemizi korumaya özen gösteriyoruz. Her taraf için 10'ar tekrar yapıyoruz. Elle bacağımızı değiştirelim. Şimdi sağ el ve sol bacak çalıştırıyoruz. Bu tür crunch hareketleri sadece belinizi değil, karın kaslarınızı da çalıştırır. Düz kollu plank pozisyona geçiyoruz.
sırayla bacaklarımızı kaldıracağız. Sırt ve boyun kısımları düz tut. Kalçayı da çok fazla havaya kaldırma. Bacağını havaya kaldırdığında sırtın ve bacağın düz çizgi oluşturulmalı. Kol sırtımızdan ve karın kaslarından destek alıyoruz. Bacağını düz kaldırıyoruz. Dizüstü şınav ve omuza dokunma egzersizi yaparken kendinizi daha kolay sabit tutabilmek için karın kaslarımızı sıkıyoruz. Kalçanı çok fazla dışarıya çıkartmıyoruz. Bu egzersizi yaparken tüm gövde kaslarını çalıştırmış oluyorsun. Karın, bel, sırt, kollar ve göğüs. Sırtını ve boynunu düz tutmaya özen göster. Sağa sola bakmıyoruz, düz bakıyoruz. Kaslarındaki gerginliği almak için arada bu şekilde açma germe hareketlerini kullanabilirsin. Son egzersizlerimizi yerde yüzüstü yatarak yapacağız. Bunlar belini çok güzel güçlendirir. Süpermen egzersizi yaparken 1 saniyelik süre için havada kalmalısın. Nefes vererek kalkıyoruz, inerken de alıyoruz. Sağa sola kesinlikle bakma. İnerken kollarını ve bacaklarını yavaş indirmeye özen göster. Dengeni korumak ve boynunu düz tutmak da çok önemli. Tekrar gerginliğimizi alalım. Yüzücü hareketi için hazırlanalım. Yüzücü hareketi yaparken kollarımızı ve bacaklarımızı yere indirmiyoruz. Yüzücü hareketi kısmen statik olup Süpermen'in verdiği etkisini sürdürmeye yardımcı olur. Son olarak da düz ve açık kobra egzersizleri yapacağız. Burada çalıştırdığınız kasları hissedersiniz. Ayakları yerden kaldırmamaya dikkat edin. Kafamızı çok fazla geriye atmıyoruz. Gövdemizi kaldırırken bel kasları kullanıyoruz. Açık kobra hareketine geçelim.
açık kobra hareketinde gövde kaldırırken ellerimizi de açıyoruz. Acele etmiyoruz. Açık kobra hareketi sadece bel kaslarınızı değil ama aynı anda omuz ve üst sırt kas grubu da çalıştırır. Şu an kesinlikle belinizde o yaptığımız hareketlerin etkisini hissetmelisiniz. Son olarak da kaslarımızı rahatlatmak için ve bir sonraki günü ağrıdan kaçınmak için birkaç tane açma germe hareketi yapalım. Dizlerimizi açalım. Geriye bakıyoruz. Ve diğer tarafı için tekrarlayalım. Nasılsın bakalım? Seti beğendiysen mutlaka bu videonun altına beğeni atmayı unutma. Kanalımı hala takip etmediysen şu an bunu değiştirmenin tam zamanı. Egzersizler hakkında düşüncelerini, sorularını ya da önerini yorumlarda paylaşabilirsin. Ya da benim Instagram'a uğrayarak benimle oradan da paylaşabilirsin. Ve şunu kesinlikle unutmayın. Sağlıklı ve fit olmak size güzellik katar. Kendinizi çok sevin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.